Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında dikdörtgen konusundaki katlama ve döndürme testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. 6 ve 8 uzunlukları verilmiş ve dikdörtgen DE boyunca katlanmış. Katlamada ne yapıyoruz? Aslında eş yapıdır. Üst üste binen kenarlar eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit kullanacağız. E şunlar şunlar birbirine eşit. Yani bak dikkat et yukarısı 6 artı x burası da 6 artı x değil mi? Bu arada 6, 8 ne üçgeni var burada. Bunu da kaçırmayalım. 10 katlamadan dolayı bunlar birbirine eşitti. 10. 6 artı x 10 sa x böylelikle kaç çıkar? 4 çıkar. Evet birinci sorunun doğru cevabı 4 oldu. Geldik ikinci soruya. İkinci soruda da neler verilmiş? ABCD dikdörtgeni AC boyunca şekildeki gibi katlanmış ve ACD üssü bu üçgeni elde edilmiş. Buna göre ADD üstü C açısı 90 derecedir. Evet. Katlamada üst üste binen kenarlar eşit. Şu kenarla, bak şöyle göstereyim. Şu kenar birbirine eşit. Hatta üst üste binen açılar da eşit olacak. Şu açıyla şu açı. Bu karışık biraz göstermeyeyim. Sonra burası 90'sa burası da 90 olacak. AD üstü C açısı 90 derecedir. Doğru mu? Doğru. Bak şurayı bulduk. AB ile CD üstü kenarları eşit uzunluklara. AB uzunluğuna bakalım. AB ile AD uzunluğu. Evet. Eşit uzunlukta çünkü şu uzunluk bu uzunluğa eşit. Yani çift çizgi. E bununla da bu çift çizgiydi. Eşitti. Dolayısıyla bu x de eşit oldu. AK ile CK eşit uzunluktaymış. AK ile CK. Hmm, niye? Ben bunların tamamına eşit demiştim. Bakalım şimdi. Dur. Hocam açı ortaylık var. Bak Z'den dolayı nokta açısı oldu. A noktaya nokta oldu. Şu üçgende şu parçalar eşit olduğundan dolayı eşit oldu. Yani ikizkenar kenar üçgen oldu. AK ile KC birbirine eşit oldu. Dolayısıyla cevap ne oldu? 1 2 ve 3 oldu. Geldik bir sonraki soruya. 3. soru. Döndürme kalem. Döndürdüğünde yine aynı kalem yani eş yapı yine. E, Dörtgen yine burası ne olur? 4. 10 Onken bunun tamamı yine 10 olacak. Hatta buraya ne kaldı? 10 4 4 ise burası da 4 mü? 4. Kaç derece döndürmüşüm? 30. Dikkat dikkat. Şimdi 30 derece döndüreceğim. Hop 30 derece döndürünce bu kenar buraya geliyor. Bak buradaki dönme açısı 30 derece olacak. E o zaman senin şuradaki açın kaç derece? 30. Buraya kaç kaldı? 60. 60 90 ise burası 30 oldu. 30'un karşısı 4 90'ın karşısı 8 yapacak. 10 eksi x 8 ise x'i de buradan kaç buluruz? 2 buluruz. Yani örnek 3 2. Geldik örnek 4'e. 60 derece döndürülmüş. Bak döndürme işine bak. Şu kenar dönünce hop buraya geldi değil mi? Sen buradaki dönme açısı bu değil mi? Evet. Dönme açısı 60 derece. Hemen 60 dereceyi yapıştırıyorsun. Yani şurası 60. Hocam burası 2 kök 3 zaten. Tamam. Ee, 60 derece döndürdük ya. Burası 30. 90. 60 oldu. 60 karşısı 2. 30'un karşısı 2. 90'ın karşısı da 4 yapar. E, benden şu uzunluk isteniyor. E, bunlar birbirine eşit de çift çizgi çift çizgi. Bu dönerken bak dikkat bu dönerken hop buraya mı geldi? Evet yani 4 4 8. E o zaman burası da 8. Cevap 8 oldu örnek 4'te. Ha, bu testi de bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda yani dikdörtgenin eşliği alanı ve dönüşümleriyle ilgili kazanın testinde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşçakal.